Bugün İzmir Milletvekilimiz Bedri Serter ve Eskişehir Milletvekilimiz Nur Süllü aramızda. Pazarımıza hoş geldiniz diyorum. Kendilerine yine sevgiler, saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, amacımız sizlere sivil toplum kuruluşlarımızı milletvekillerimizle buluşturmak, ilçemizin yerel sorunları, sorunlarla ilgili çözüm önerilerimiz varsa, tabii bu sizden gelecek olan sorular olacak ve bunları da sayın milletvekillerimiz yanıtlayacaklar. Ben ilçemize bakarken, genel anlamda bakarken, tabii olumlu bir şeyler söylemek çok isterdim ama ilçemizde aksaklıklar, eksiklikler, olumsuzluklar has safhada. Bunları maddeleştirmek gerekirse, isterseniz şuradan başlayayım. Kusura bakmayın. Biraz iyi hazırlandım. Dersime iyi çalıştım. Başkanım, sorular bize mi, buradaki arkadaşlara mı olacak? Yok. Hem size hem onlara söyledik. Değerli arkadaşlar, 3-4 ay oldu yerel seçimler biteli. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi olarak büyük umutlarla, heyecanla, coşkuyla seçimlere hazırlandık. Umudumuz yüksekti, coşkuluydu. Ama alamadık, kazanamadık. Tabii bunun ilerisi de var. İleride belediyeyi alabilmek için çok çalışacağız. Kucaklaşacağız. Ve bu ilçemize huzur kenti haline getirebilmek için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sayın milletvekillerim, öyle ki trafik kazalarının olmadığı bir gün yok. Akşam ilçede eşinizle, çocuğunuzla yürüyemezsiniz, dinlenemezsiniz. Şehrin kör noktaları ne yazık ki aydınlatılmamış. Kent meclisinin oluşturulmasını istedik, istişare toplantılarını yapalım dedik, sürekli hale getirilmesini talep ettik, o da yok. Faaliyet raporlarının yayınlanmasını istedik, o da yok. Kaçak yapıların sorunlarının çözümü için bir uğraş verilmesini istedik, ne yazık ki o da yok. Kentsel dönüşüm altyapısının hazırlanıp hazırlanmadığı da belli değil. Kapalı pazar yeri yapılacak sözü verildi ama havada kaldı. Köprübaşı kavşağının yeniden ele alınıp düzenlenmesini talep ettik ama nerede? Esnafın yaya kaldırımlarını, yayılmalarını önlemek için bir çalışma ne yazık ki yok. Pazar, çarşı içinin belli saatler arasında trafiğe kapanması için çalışmaların yapılması gerektiğini söyledik. Ne yazık ki o da yok. Yurtların yapılmasını talep ettik. Zaten bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin projeleri içerisinde. Pansiyonlar okulların bünyesinde aynı bir yurt binası yok. Dışarıdan gelecek öğrencilerin daha iyi bir sosyal yaşam sürdürebilmeleri için testlerimiz yok. Kamyon ve tır sahiplerinin için otopark alanı oluşturulmamış. İlçenin kültürel ve doğasına sahip çıkamıyor. Kentin kısacası değerli arkadaşlar, kentin